Merhabalar, bugün sizlerle 2012 yılında düzenlenmiş olan USAEMO, Amerika Birleşik Devletleri Matematik Olimpiyatı'nın iki numaralı probleminin çözümüne bakacağız. Bir sonlu matematik problemi, çok orijinal, akıl dolu bir problem. Ben de çok beğendim ve bu yüzden merak edip, acaba soruyu kim yazmış diye araştırdım. Amerika'dan bir akademisyen olduğunu gördüm. İsmi Gregory Galpreen. Sorumuzun... Ee, ifadesini okuyacağız, çözümüne bakacağız. Videonun sonunda bir de bu problemden modifiye ettiğim bir başka soruyu sizlere sunmuş olacağım. Böylece bu problemin çözümünü anladığınız zaman o modifiye problemi de bir uygulama olarak, pekiştirici bir soru olarak kendiniz de tekrar deneyip çözebilirsiniz diyelim. Şimdi sorumuzun ifadesine bakalım. 432 nokta ile 432 eş parçaya ayrılmış bir çember üzerinde 108'er tane kırmızı, yeşil, mavi ve sarı olmak üzere toplamda 4 farklı renkte boyanmış noktalar bulunmaktadır. Aynı renkteki noktalarla oluşturulan 4 üçgen birbirine eş olacak biçimde her renkten 3'er nokta seçilebileceğini kanıtlayınız. Yani burada bize boyamalar veriliyor. Bunlar çok karışık bir sırayla olmuş olabilir. Herhangi bir belli bir düzen içermiyor olabilir. Boyamalar nasıl verilirse verilsin daima 4 tane eş üçgene seçebileceğimiz ispatlanacak. İspatlamamız gereken şey budur. Peki burada hemen şunu yazalım. Bu 108 tane diyelim kırmızı noktamız var. Diğerlerinden de 108'er tane var. 4 farklı rengimiz olduğu için bunların çarpımının 432 olduğuna zaten dikkat etmeliyiz. Peki Şimdi biz bu çember etrafında dizilmiş olan noktaları merkez noktası etrafında örneğin saatin dönme yönünde yani negatif yönde döndürerek bir alfa açısı kadar dönme açısına alfa diyelim ve alfayı da burada isterseniz 360 dereceyi 432'ye bölelim. 432'ye bölelim. Alfa kadar döndürürsek yine ...noktalar çakışmış olacaktır tabii ki. Örneğin tabii kırmızı nokta mavinin veya diğer bir rengin üzerine gelmiş olabilir bu döndürmeyi yaptığımız zaman. 2 alfa, 3 alfa, 4 alfa gibi, 431 alfa gibi 431 kez döndürme yapabiliriz. 432. döndürmeyi yaparsak tekrar başlangıç konumuna gelmiş olacaktır. O yüzden farklı görüntüler elde edebilmek için 431'i düşünebiliriz. 432'ye ihtiyacımız yok diyelim. Örneğin buradaki çizimde bir alfa kadar döndürdüm bir kırmızı noktamızın bir mavi nokta üzerine bu durumda geleceğini görmüş oluyoruz. Peki biz bunu alfa 2 alfa 3 alfa gibi 431 alfa gibi döndürmelere devam edersek bu kırmızı nokta kaç defa mavi noktalarla çakışır? Turun tamamını tamamladığımızı düşünürsek 108 tane e, mavi noktanın e, üzerine oturmuş olacağını görürüz toplamda 108 defa. Diğer tabii renklerin de üzerine e, yeşilin üzerinde 108, sarı rengin de üzerine 108 defa gelecektir Tabii ki bu kırmızı nokta bunu söyleyebiliriz mavi renklerle başlayalım isterseniz biz kırmızı ve maviler üzerinden gidelim Peki diğer renkleri düşünürsek diğer kırmızı noktaları düşünürsek Biz elimizde 108 tane kırmızımız var 108 kırmızı noktamız var her biri mavilerle 108'er defa çakışacağı için 108 çarpı 108 olmuş oldu Peki biz kaç defa döndürme yapmış oluyoruz? 431 defa yani alfa, 2 alfa, 3 alfa diye böyle gittiğimiz zaman en son 431 alfa olmuş olacak. Her defasında alfa kadar döndürürsek. O zaman toplamda bu kadar döndürmemiz var. Peki döndürme başına ortalama kaç defa çakışma elde ediyoruz? Buna bakalım. O zaman buna 431'e bölebiliriz. Döndürme başına ortalama bu kadar. Kırmızı ve mavi nokta aynı anda çakışmış olacaktır. Bu sayıyı yaklaşık olarak hesaplayabiliriz. Şimdi bu dediklerimizi yazılı hale getirelim. Döndürme başına ortalama 108 çarpı 108 bölü 431 ki bu e, 27'yi biraz aşıyor. Büyüktür 27 diye ifade edelim. E, olduğundan bu kadar kırmızı nokta mavi nokta ile çakışır. Peki bunun anlamı nedir? Güvercin yuvası prensibi gereğince e, bazı yani öyle bir döndürme vardır ki 28 tane noktanın çakıştığını garanti edebiliriz. Yani hepsi 27 ya da daha altında olamaz. Bazı durumlarda 26-25 belki bazılarında hiç çakışmama da oluyor olabilir. Sıfır çakışma olan bir döndürme durumu da oluşabilir. E, veya bir tane olan olabilir boyamaya göre. E, ancak e, ortalama burada olduğu için e, dolayısıyla 28 taneye ulaşılan durum da vardır. Ha, daha fazlası da belki geliyor olabilir ama biz 28'den eminiz yani. 28'i o yüzden alalım. Dolayısıyla... 28 kırmızı noktanın 28 mavi nokta ile çakıştığı bir döndürme vardır. Bunun anlamı köşeleri kırmızı olan bir 28genimiz var ve bunun aynısından yani eş olan bir 28 mavi noktamız yani 28genimiz vardır. Eş bir 28gen olduğunu söyleyebiliriz. Güvercin yuvası prensibi ile ilgisi nedir derseniz tekrar şöyle söyleyebiliriz bunu. Bizim buradaki alfa döndürmelerimize karşılık yani her bir alfa için bazen bir tane nokta çakışır. Bazen sıfır olabilir. Bazen 27, 28, 29 olabilir diye söylemiştik. Buradaki alfaları biz yuvalar olarak kutular olarak düşünebiliriz. Ve bunlara karşılık gelen çakışma sayılarında bu yuvaların içine giren güvercinler veya işte kutulara bırakılan toplar gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla 28'in garanti olduğunu söylüyoruz. Eş 28 genler vardır. Kırmızı ve mavi köşelere sahip olan. Şimdi bu e 28 gene göz önüne alalım. Artık diğer nokta kırmızı noktaları değil. Bu 28 gene göz önüne alalım. Çünkü mavilerle bir eşlik oluşturmuş olduk şu anda. Şimdi buradaki 28 tane kırmızı nokta için yine döndürmeler yapalım. 431 defa döndürme yapalım. Alfa, 2 alfa, 3 alfa diye döndürmeler yapalım. Her bir kırmızı noktamız arkadaşlar e, turu tamamladığı zaman artık örneğin yeşillerle çakışmalarını hesaplayalım bunların. E, yeşillerle kaç defa çakışır? Ee, elimizde 108 tane yeşil olduğu için 28 tane noktanın her biri 108 tane yeşille çakışacaktır. 431. turu da tamamladığı zaman. 432'ye gelirsek kırmızı noktamız tekrar kırmızının üzerine geleceği için o e, a çıkar döndürmedir. Başlangıç konumuna dönüyor. Onu hesaplamamıza gerek yoktur. Peki bunu da ifade edelim. Bu 28 genimizin noktalarını döndürdük. Dolayısıyla toplamda 28 çarpı 108 defa yeşil noktalarla çakışmış oldu. Ortalama olarak döndürme başına ne kadar çakışma oluyor? Bunu da hesaplayabiliriz. Ortalama değerimiz 28 çarpı 108 bölü 431'dir ki bu 7'yi hafifçe geçiyor. Büyüktür 7 tane kırmızı nokta, 7 tane yeşil noktayla aynı anda o döndürme için eş zamanlı olarak çakışmış olacaktır. Yine bu sayımız 7'den biraz büyük olduğu için dolayısıyla e bazı döndürmelerde 7'yi geçtiğini anlıyoruz. Yine güvercin yuvası prensibinden dolayı yani bir bir sekizgenin kırmızı sekizgenin eee kırmızı veya işte yeşil renkli sekizgenle örtüştüğünü, çakıştığını anlıyoruz ki o 8 sekizgenimiz bu 28genin noktalarından oluşan bir sekizgendir. Bunu da tekrar hatırlatalım. Yani dolayısıyla mavinin içinde de aynı sekizgenden var mıdır? Evet vardır. Bu dediğimizde ifade edelim, yazalım. Yani 8 kırmızı noktanın 8 yeşil noktayla çakışta bir döndürme vardır. Bu 8 kırmızı noktamız 28 tane kırmızı nokta içinden alınmış olduğu için aslında buna karşılık mavilerimizde de vardır. Dolayısıyla kırmızı, yeşil ve mavi renkli sekizgenlerin bulunduğunu ispat ettik. Birbirine eş olan 3 tane sekizgen bulunduğunu şu anda ispat etmiş olduk. Yaptığımız şey budur. Ve tabii ki birinci aşamada şurada 28 gen olarak kırmızı ve mavi renkli 2 eş 28 gen bulunduğunu da ispat etmiş olduk. Şimdi bunları tekrar ediyorum çünkü prosedörü sürdüreceğiz, devam edeceğiz. Bu sefer 8 kırmızı noktamızı yine alarak bunları döndürmeye devam edelim. Alfa alfa bu şekilde döndürerek ilerleyelim. Ve sarı noktalarla toplam çakışma sayısını hesaplayalım. E, o zaman 8 tane kırmızı noktamız vardı. Her biri için... Alfa 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 döndürerek ilerledik 431 alfaya kadar. 108 tane sarı noktanın her birinin üzerinden geçmiş olacaklar. Dolayısıyla 8 çarpı 108 diye bulmuş oluyoruz. Toplam sarı ve kırmızı çakışma sayısını. Yine bu toplam sayımızı döndürme sayımıza bölelim. Ortalama olarak 8 çarpı 108 bölü 431 ki bu sayı 2'yi hafifçe geçiyor. Dolayısıyla ortalama bu kadar kırmızı nokta şu 8 genel noktaları olan noktalardan ortalama 3 tanesi diyebiliriz. Yani bazılarında 3 gelecektir. bu kadar kırmızı nokta sarı noktalarla çakışacaktır. Öyle bir döndürme vardır deriz. Sonuç olarak yine güvercin yuvası prensibi gereği 3 kırmızı noktanın 3 sarı nokta ile çakıştığı bir döndürme vardır. Ki o 3 kırmızı noktamız bu kırmızı sekizgenin köşelerinden oluşan 3 noktaydı. Dolayısıyla o gene eş olan mavi renkli ve yeşil renkli olan sekizgenlerimiz de vardı. Bunu düşünürsek dolayısıyla bu üç köşeyle biz bir üçgen üretiyoruz ve onunla sarı renkli olan eştir ve bu kırmızı üçgenimize eş olan mavi ve yeşil renkli e, üçgenlerimiz de vardır. Böylece dört renkten de e, eş üçgenler üretmiş oluyoruz. Böylece birbirine eş olan kırmızı, mavi, yeşil, sarı renkli üçgenlerimiz vardır deriz. Peki... Şimdi burada çözümün işlemlerini biraz hızlandırmak istersek elbette açıklamalar yazmadan bunu ilerletmek doğru olmaz ama işlem olarak şöyle gösterebiliriz. Biraz daha ilginç bir işlem göstereceğim. Her defasında 431'e bölmek zorunda değiliz burada problemde. Sebebi de şu. Birincisinde tamam 431'e böldük. Bir sonraki aşamada 430'a bölebilirsiniz aslında. Yani 430'a bölmek şuradaki sayınızı biraz daha belki büyütme şansı oluşturabilir size. İsterseniz 430'a bölebilirsiniz. Neden? Çünkü o e, 4 buradaki 431 tane döndürmeden bir tanesi e, 28 kırmızı, 28 maviye götürüyordu. Değil mi? O döndürmeyi atlayın. Orayı pas geçin. E, kaçıncı alfada sonrası orası. Onu atlayın. E, diğer döndürmelere bakalım deriz. Çünkü oradan zaten hiç e, yeşil üretemeyeceğiz. Onu biliyoruz. O yüzden burayı 430 diye alabilirsiniz. Sonra burayı bir sonrakinde 429 diye alabilirsiniz çünkü kırmızı ve daha doğrusu mavi ve yeşil çakışma olan döndürmeleri atlayabilirsiniz. Bunu bu şekilde de ifade edebiliriz. O zaman alternatif olarak şöyle diyebiliriz: 108 çarpı 108 bölü 431. Bu sayının biz tam değerini alıyoruz veya tam değerinin üzerine alıp bir eklemiş oluyoruz ama şöyle taban fonksiyonunu almış olalım çünkü burası tam değeri 27 gelecektir taban fonksiyonunda ise 28 elde etmiş oluyoruz sonra bu 28 sayısına yine 108 ile çarpalım 108 ile çarpalım bu defa 430'a bölebilirsiniz buradan çıkan ifadenin tekrar taban fonksiyonunu alalım yukarıya doğru tamamlayan fonksiyonu alalım çarpı diyelim Buradan elde ettiğimiz sayı 7 küsür bir şey olduğu için dolayısıyla 8'e ulaşmış oluyoruz. 8'i de tekrar 108 ile çarpıyoruz. Sonra bu sefer 429'a bölelim diye de yapabilirsiniz. hepsini 431 yazsak da problemin cevabını değiştirmeyecekti. Bu arada bunun da farkındayız. Değiştirmediğini görmüş olduk ama bu sayılarla daha rahat biraz daha büyütmüş oluyorsunuz sadece. Gösterdik. 429 yaptık. Sonra bunun da Tekrar taban fonksiyonunu alalım ve bunun sonucundan 3 elde etmiş oluyoruz. Bunun anlamı 3 tane kırmızı döndürme sonucu 3 maviyle ve diğer işte yeşil sarıyla çakışma sağlıyor demektir. Alternatif olarak bunu da kullanabiliriz. Peki şimdi benzer fikirde bir problemle uğraşmak isteyenler için videonun başında bahsettiğim modifiye problemi sizlere sunabilirim. Ek sorumuz şöyle. Bir çember 18 nokta ile 18 eş yaya bölünmüştür. Altısı kırmızı, altısı mavi, altısı yeşil renkli olmak üzere bu noktalar boyanıyor. Nasıl boyanırsa boyansın. Uç noktaları aynı renkli olan doğru parçada da o renkle yine boyanmış, boyamış olalım. Eşit uzunluklu kırmızı, mavi ve yeşil renkte doğru parçaları olduğunu ispatlayınız. Bu arada problemi çözerken şunu da fark edeceksiniz. E, Birbirine eş olan mavi ve kırmızı üçgenler vardır. Bunu problemi çözerken görebilirsiniz. Böyle bir şey de ispatlamış olacaksınız. Ama e, bu fikri kullanarak e, üç farklı renkte üçgen olduğunu bu yolla gösteremiyoruz. Hani belki varsa bile en azından bu yolla gösteremeyiz. E, yani güvercin yuvası vesaire bunu kullanarak buradan çok kolay e, gözükmüyor. Onu söyleyeyim. Ama iki tane üçgenin varlığı e, şu anda gösterilebiliyor. Ve 3 tane eşit uzunluklu doğru parçası biri kırmızı biri mavi biri yeşil renkte problemimiz bu. Böyle doğru parçalarının bulunacağını ispatlayınız diyoruz. Peki uğraşmak isteyenler için şimdiden kolay gelsin diyelim. Bir başka problemde soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.